Kaldığımız yerden devam ediyoruz değerli izleyiciler. İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail'in güneyindeki bir askeri birliği ziyaret etmiş Eray Bey son olarak. Bu konuda da başbakanlıktan bir açıklama yapılmış. Nerede tam olarak? İsrail'in güneyinde, muhtemelen Han Yunus sınırına yakın bir noktada bir birliği ziyaret etmişler. Ve devam edin demiş askerlere. Son askere kadar devam etmenizi istiyorum. Sonuna kadar devam edeceğiz. Zafere kadar, Hamas'ı yıkana kadar demiş. Ve bu sözleri uluslararası baskılara rağmen söylediğini vurgulayarak bizi hiçbir şey durduramayacak diye konuşmuş. Tabii Golani Tugayı'ndan ciddi kayıplar verdikleri günlerin ertesinde bu açıklamaları yapması da son derece önemli. Çok büyük üzüntüler yaşadığımızı, korkunç bir gece yaşadığımızı da vurgulamak isterim diye de sözlerine bir ek yapmış yani. Yani. Şimdi Golani Tugayı'ndan bahsedeceğiz. Bu söylem tabii doğru değil. Bir birliğin muharebe dışı kalabilmesi için %60 kayıp, %40 kayba ulaşması yeterlidir. Yani %40 kayıp verdikten sonra %60 ile 55 arası çok kritik noktadır. 50'ye düştüğünde artık siz o birlikte muharebe edemezsiniz. Şimdi bu... Yani son asker kalıncaya kadar savaşıyorum olmaz. Zaten şöyle bir şey olur. Kayıplar çok az verilir. Birliğin bütünlüğü başlangıçta güçlüyse. Birlik kayıp vermeye başladıkça kayıp verme hızı artar. En son, yani son asker ya da son gruba gelmeden zaten büyük bir hızla topyekun imha almaya başlar. Çünkü birlik bütünlüğü kaybolur, kuvvet çarpanı olmaktan çıkar birlik. Şimdi bu bir tim midir, manga mıdır, nedir bilmiyorum ama bunlar... Bu özel kuvvetler, Golani özel kuvvetler Tugayı. Dolayısıyla buradaki timler de subay ve rütbeli personellerden oluşur efendim. Yani dolayısıyla bu bir özel kuvvet timi. Bundan 4 gün önce pusuya düşürüyorlar. 3 gün daha dün alabildiler bunları. 3 gün cesetlerini Hamas vermiyor. Evet. Bunlara yardıma gelen askerleri de pusuya düşürüyor. Onları da öldürüyor ama onlar özel kuvvet timi olmadığı için onların ölüsünü söylemiyorlar. Yani hani büyük bir kayıp verdik, büyük bir gece geçirdik. Sadece bu tim değil. Buradakiler değil. Burada toplam 10 kişi var ölen. Siz kaç kişi yazdınız bilmiyorum. Şimdi burada özel kuvvette timinden 10 kişiyi Hamas öldürüyor. Şimdi o timin görüntüleri de var. Yine Gazze içerisinde bir okula girmişler. O Gazze içerisindeki okulda da işte şu anda bunlar yaşamıyor değil mi? Yok. Bir peç veriyor askerine. Bu işte Yarbay Tomer Greenberg denilen adam. Artık yok, öldü. Beraberinde 2000 başı, 4000 başı, 2 yüzbaşı ve 2 çavuş da Efendim, 2 eksik. Öldü. 2 kişi daha artık var. Artık yoklar. 2 kişi daha var. 2 kişi daha var. Yani bu bahsedilen ilk pusuda hayatını kaybedenler, ardından tabii kurtarma timleri de geliyor sizin. Ama şöyle, 669. Bu grubun içinde ilk etapta ölen 2 kişi daha var. Arkadaşlara rica ediyorum, varsa onları da bulsunlar. Toplam ölen 10 bu timin içinde. Bir de buna pusuya düştüğünü anlayınca bunlar ilk gün ölüyorlar zaten. Bunlardan haber alamayınca bunlara yardıma gelen, takviye gelen timi de Hamas bekliyor. Ve orada da 3 gün çatışma devam ediyor. 3 gün sonra biliyorsunuz bunların cesetlerine karşılık Filistinlileri teslim etmediği için, yani takasa sokmadıkları için 3 gün sonra Hamas bunları, yani öldürecek şimdi asker kalmıyor. Bu adam Golani Tugayı 13. Tabur Komutanı Tomer Greenberg. Evet. Ve şu konuşmasında da şöyle bir açıklama yapıyor. En fazla sayıda direnişçiye saldırıp onları vahşice öldürmek için karşı konulmaz bir isteğimiz var diyor buradaki Yarbay konuşmasında. Yarbay mı bunun rütbesi? Yarbay. 2 yıldız. Şu 2 yıldız şeyde yarbay. Onlar da yarbay, tek yıldız binbaşı. Şimdi neden bunlara elittim diyorlar Eray Bey? Efendim? Elittim diyorlar bunlara. Ya şimdi neden? Bunların çoğu zaten Amerika'daki Ranger kurslarından filan eğitiliyor. Yani nasıl bir eğitim bu? Yani zorlu bir eğitim, çok ağır bir eğitim. Gerçekten şartları çok çok ağır bir eğitim. Hani dünyada da bu konuda en profesyonel şeylerden bir tanesi o Amerikan özel kuvvetlerinin okulu. Ama ne kadar ironiktir değil mi? Bu kadar büyük, bakın, fiziksel kabiliyeti, şu subusu, eğitimi, inancı filan. Evet. Ama Hamas ne yapıyor? İmha ediyor. Yani Hamas'ın karşısında eriyip gidiyorlar. 3 gün cesetleri soğuyor, alamıyorlar bile. Yani şimdi buradaki o çarpıklığa bakar mısınız? Demek ki aklı selimi yitirip masum insanları öldürmenin de bir bedeli varmış. Bunlar şimdi, ne eğitimler alıyorlar oralarda? Ne tür eğitimler yani alıyorlar? Yani şöyle eğitimler. Bir kere birkaç grupta, bir kere
Atış eğitimi. Çok yoğun atış eğitimi alıyorlar. Yani gece gündüz. Özel meskun mahalle eğitimi özel alıyorlar. Kuvvetleri. Özel kuvvetler olduğu için işte bomba eğitimi alıyorlar. Tim eğitimleri alıyorlar. Su altı, zorlu su şartlarda şimdi Eray su Bey, altında. Bunlar burada kendi havada, aralarında bir tören yapıyorlar galiba. Efendim? Gazze içerisinde bir okulda. Biraz geri alabilir miyiz arkadaşlar? Burada bunu ödüllendiriyorlar efendim. Şimdi bu nedir? Bunun rütbesi nedir? Bu kimdir? Yüzbaşı mıdır? Binbaşı mıdır? Çavuş mudur? Nedir bu? Vallahi efendim şimdi şeyde görünmüyor. Yani gözüküyor. Burada harp kıyafetlerinde rütbe takılmaz. Hı. O yüzden demin mesela bir konuşma esnasında olduğu için biraz onu daha geri ama alalım arkadaşlar. Yani buradan bir, hani bir nedir bunun herhalde. Şeyi onu bilemiyorum. Bench şeydir yani bir ödüldür. Ödül. Ödül. Aferin çok çok sivil öldürdün, Filistinli öldürdün, aferin sana filan ödülüdür yani. Şimdi bu görüntüler kaydedildikten sonra Şucaiye bölgesinde bir İslami Cihat komutanının evine baskın yapıyorlar bunlar. O yin vardı galiba. Evet, o komutanın evine giriyorlar, birkaç silah buluyorlar. Anladım, onu yakalamaya çalıştılar, doğru, hı-hı, evini çevirdiler falan. Sonra Yasin'di galiba ismi, Yasin Yinvar'dı galiba. Ona, ben mi yanlış hatırlıyorum şimdi? Adını da yanlış telaffuz etmeyelim. Tabii o çevirdiği zaman söyledik, ya hiç adam, yani Hamas'ın üst düzey bir lideri evinde kalacak kadar şey değildir yani, aklını yitirmiş değil, zaten hı-hı, bulamadılar. Hı-hı. Onun bir gösteri operasyonu olduğunu anladık. Hı-hı. Bu gösteri operasyonu da ev boş nasıl olsa ya, işte gelip işte burada talan edip iyi eve girdiniz, aferin, hadi size ödül. İşte pusu o evde gerçekleşiyor. Bu çok daha değerli bir bilgi. Yani eve geleceklerini zaten biliyorlar. Yemleme pususu diyorlar buna. Yemli kapan pususu diyorlar. Hı-hı. Önce geliyor, sonra içeride bakıyor, hiçbir şey yok, rahat. Hı-hı. Çünkü bulamayacağı şekilde o pusuyu, hı-hı, yani oradakilerin hissedemeyeceği şekilde yapıyorlar. Hı-hı. Muhtemelen patlayıcı döşemişlerdir. Bu patlayıcıları göremiyorlar. Hı-hı. Rahatlıyorlar. Bakın görüyor musun? Ne kadar rahat. Eminler. Halbuki ondan sonra önce patlayıcılar, sonra yakın mevzilerdeki gizlenmiş savaşçılar gelip bunları öldürüyor. İşte sonra bunları kurtarmak üç ya da gün, cesetleri almak için bir gün kurtarma timi ya da timleri geliyor. Onlar geliyor, onları da öldürüyorlar. Sonra da helikopter ve topçu ateşleriyle hem o kurtarma timini hem o kurtarma timinden ölenlerin cesetlerini. Yok efendim, yok. Hamas bırakıyor, alın diye. Öyle mi? Yani Hamas artık çatışacak asker, İsrail askeri kalmayınca kendini daha fazla riske atıp savaşçıların riske atmıyor. İşi bitirmişler zaten. Özel kuvvet timini yok etmişler, gelenleri yok etmişler. Başka gelen yok. Şimdi orada kalmaları artık Hamas savaşçılarını riske atar, çekiliyorlar yeni bir pusulu için, hı-hı, tertiplenmek üzere çekiliyorlar. Onun üzerine ancak alabiliyorlar yani. Hı-hı. Hani bu da Hamas'ın askeri, bakın şimdi ben de acizane çatışmaya girmiş bir adamım. Yani tamam mı? Hani Güneydoğu'da yıllarca terörle mücadelede bir çatışma nasıl olur bilirim, anlarım. Yani şunların psikolojisini görünce bunlar çok çok uzaklar. Şimdi buna karşılık hele bu evde yemli kapan pusu diyoruz. Hı-hı. Yani yemi atıyorsunuz, içine giriyor bunlar, bakın, hı-hı, oturuyorlar. Hı-hı. Ondan sonra kapan kapanıyor, geri çıkış yok. Hı-hı. Bu çok çok üst düzey bir profesyonellik gerektirir. Bir, bu kadar düşman baskısı altında 3 gün orada dayanabilmek de, yani yemin ediyorum harp tarihine geçiyor bunlar. Bakın, hı-hı, bunlar yarın yazılacak yani. Hı-hı. Nasıl bu işi yaptınız diye eminim Hamas'ın yanına gelip lütfen bize öğretin falan diyecekler yani. Hı-hı. Çünkü cidden çok zor bir. Bu kadar keşif, gözetleme, istihbaratın olduğu yerde, ateş gücünün 1'e 50 olduğu yerde, insan üstünlüğünün 1'e 20 olduğu yerde Hamas'ın bunu başarabilmesi, İsrail istihbaratını bir yemli kapan pusuna düşürebilmesi, bakın yani orada şimdi o evi pusu olarak hazırlıyor. Ya o kadar drone, Mossad, Şimbet'i bilmem neyi, burada bir pusu hazırlandığını göremiyorlar mı? Görememişler ya. Adamlar ölmüş işte yani. Görememişler yani. Yani bu inanın harp, hibrit savaş konseptinde her şeye rağmen mutlaka yapılacak bir şeyler vardır. Aynen. Prensibini şeye getiriyor. Yani burada mazlum insanların, mazlum ulusların, mazlum milletlerin de aslında emperyalizmin tek seçenek olmadığı, direnebilecekleri ne olan inancı ve kanaati güçlendiriyor. Gerçekten bunu okumak lazım. Biraz araştırayım ben de, peki, daha derin. Peki. Şimdi bir başka görüntüyü getireceğiz, izleyicilerimizle paylaşacağız. Geçen hafta da konuşmuştuk, hatırlayacaksınız Eray Bey. Bu tünellere motopomplarla, su pompalarıyla su basılması, deniz suyu basılması meselesi. Bu konu Batı basınında da gündeme getirildi. Ancak İsrail hükümetinden ya da yetkililere dayandırılarak yapılan haberlerde kesinlikle bu konuya dair pek bir bilgi paylaşımında bulunulmuyor. Ne diyeceksiniz? Yani bu su basma meselesi
Sizce sonuç verir mi? İsrail'in beklediği sonuçları verir mi? Ya da vermeyeceğini anladıkları mı için mi bu konuda konuşmamayı tercih ediyorlar? Ya, önceden de bu bası batında çıktı filan. Bakın şimdi birkaç tane çok derine girmeden yüzeysel birkaç tane önemli hususu vurgulayayım. Şimdi elinizde imkan var. Su basarak tünelleri Hamas'ı dışarıya çıkarabilecekken niye şimdi yapmadınız bugüne kadar? Bir sürü insan, İsrail askeri öldü, o kadar şey. Niye savaştınız? Demek ki bundan hemen öyle sonuç alabilmek şey değil. Bu bir teoride vardır ama pratikte uygulaması zor. Neden? Çünkü Hamas'ın tünel sistemi örümcek ağı esas alınarak iç içe geçmiş dairevi labirentler şeklinde oluşturulmuştur ve üç katlı oluşturulmuştur. Bunu daha önce Mısır'da denediler. Mısır'ın bastığı suları tüneller kapaklarını kapatarak belli bir yerde durdurdular. Ana sisteme girmedi. Dolayısıyla yani bunlar tabii şey. Şimdi bir harita verdik burada. Nasıl diyeyim? Aslında böyle değil bu tüneller. Yani çok daha düzensiz ve birbiriyle içerisine girmiş vaziyette. Diyorlar ki bakın Hamas'ın tünel bakanlığı var. Sadece bu tünellerden sorumlu bir birimi var. Yani bırakın diyorlar İsrail'in su basmasını. Yağmur suları bile buraya geliyor diyorlar yani. Hani bırakırsanız yağmur suları. Buna karşılık bir mühendislik tedbiri olarak drenaj sistemleri kurduk diyorlar. Tabii, yağmurun yağışın ne kadar etkili olduğunu aslında yani yeraltı suları, son günlerde görüyoruz değil mi? Yeraltı suları gelir basar o tünelleri. İsrail'in bir şey yapmasına gerek yok. Ama öyle bir mühendislik yapmışlar ki mesela bizim de işte Kuzey Marmara Tüneli'nde olsun başka yerlerde olsun. Yani çok çeşitli yerlerde mutlaka her tünel sisteminin bir drenaj sistemi vardır. Yani o su atılır. O su orada birikmez. Peki bu suyu bastıklarında oradaki İsrailli rehineler de bundan zarar görmez yani mi? Eğer onları gözden mi çıkardılar acaba? Ya da öyle bir yani hassasiyetleri eğer öyle bir şey var olursa, yani gözden mi çıkardılar acaba? Şimdi bu şartlarda iki grupa ayırıyorlar o şeyleri. Bazı rehineleri özellikle kritik yerlere koyuyorlar ki İsrail'in kendi rehinesini vurduğu olaylar da oldu. Yani İsrail'in atışları ölen rehineler oldu. Bazılarını da çok ciddi saklıyorlar. Yani işte o derinlikte sakladıklarına bir şey olmaz. Çünkü bu tünel sistemi bir kere 1300 tünel kaç tane çıkışı var? Kaç tanesini bulacaksınız? İlk önce en az bir 400-500 tanesini bulacaksınız ki onlara su basacaksınız ki o da lokal bir şey yaratır. Çünkü bu tünel girişleri hemen kapatılır. Bir de şunu söylediler mesela Kassam güçleri örnek veriyorum. Kuzeydeki Kassam güçleri yeraltı tünellerinde bulundukları süre içerisinde bir bölmeden diğer bölmeleri ancak kontrollü şekilde geçebiliyorlar. Kendileri bile. O kadar gizliliğe önem veriyorlar. Yani istedikleri zaman o tünel girişlerini kapattıklarında bir bölmeden diğer bölmeye geçemiyorsunuz. O bölmede hapsoluyorsunuz. Tabii bir yerden sızma olursa yani bunun bütün, bir bomba patlatıverirler. Bir de dinamit patlatırlar. Düşünülmüş. O yüzden bu daha çok bir propaganda çalışması şeklinde düşünmek lazım. Ya efendim illa zorlarsa bir şey yapabilir mi? Ya yaparsın yani 10 tane tünel girişine bastın suyu diyelim. Yani 10 metrekarelik bir alanı suyla ıslattın ya da yumuşattın. Ne işine yarayacak? Yani 370 kilometre karede ne işine yarayacak? Sonuç alıcı Hamas'ın, bir şey olmaz mı? Efendim? Yani sonuç alıcı bir olmaz. Müdahale olmaz. Ne Kassam Tugaylarının askeri kapasitesini azaltır ne de Hamas'ın hareket kabiliyetini sınırlandırır. Günler. Ya adamlar şunu dediler, şeyde bu tünel bakanlığı bazı tünellerin yüzeye yakın çıkışlarını bazı İsrail bazı tünel çıkışlarını vurmuş. Ve göçmüş içeriye doğru. O göçmüş olan yerlerin hemen yanından bypass yer altından yeni tüneller açmışlar. Adamlar uyumuyorlar yani. Şimdi. Burada büyük bir tünel ekibi var. Hani siz bu şartlarda yok oradan su basayım. Yani çok enteresan bazı tüneller de ana tünel sistemine gitmiyor. İsrail garnizonlarının altına gidiyormuş. Lağımcılar çalışıyor yani. Yani eğer su basarlarsa Gazze şeridinin dışında yakın yerlerdeki bazı garnizonların altını da suyla doldurmak gibi bir gaflete düşebilirler. Bu yüzden bu çok şey yani şöyle söyleyeyim. Mesela buradan tünel su bastı. Tünel buradan şuradaki İsrail karakolunun altına kadar uzanıyor. Gidip kendi karakolların altını suyla doldururlar yani. Bunun örneği var Banu Hanım. Bunu tesadüfen söylemiyorum. Daha önce yani bu savaştan önce İsrail askeri garnizonların altına kadar Hamas'ın kazdığı tüneller var. Bunun altına da 400 kilogramlık patlayıcı yerleştirip garnizonu havaya uçurduğu olaylar var. Yani dolayısıyla İsrail tünele su bastığında nereye gideceğini iyi hesaplamalı. Güngör Yavuz aslında bir katkısı hani, olacak galiba. Tünel diye adlandırılıyor ama aslında bu yeraltı askeri sistemi. Tünellerin de ötesine geçen.
Şimdi bunları yapan Kastamonu Kurmayaklı, Eray hocamın dediği gibi hem su basılabileceğini, artı sinir gazı, artı girebileceğini hesap. Tabii kimyasal silahlar, tabii, gazlar, hepsi termobarik silahlar, bütün yani burada seçenekleri bir askeri, düşünmüşler. Askeri mühendislik yani var. Zaten Aksa Tufanı'ndan sonra eski bir İsrail ordusundaki görevinin şu açıklaması var. Özetle Netanyahu da sallıyor diyor. Biz diyor tünellerin %20'sinin yerini bile bilmiyoruz. Bilmiyoruz çünkü. Hayır, %20'sini ancak biliyoruz. Ya işte %80'ini bilmiyoruz. Evet, tamam, tabii, o da 2014 yılından tabii, kalma bilgiler. Yani bunları İsrail ordusunda görev yapmış bir subay. Bunun subayla söylüyor. İsrail'den bazı yetkililer iddia ediyor ya 800 doğru, tünel eğer, çıkışı bulduk şimdi, diye 800. Eğer bu tünelleri bulabilselerdi 70 gün İsrail bunun şovunu yapardı. Güngör, bir de esir kurtarırlardı. Tabii. Yani niye esirleri kurtaramıyorlar? Çünkü tünel sistemini bilmedikleri için nerede olduğunu da bilemiyorlar. Yani bu sinyal sistemini çözmüş olsalardı şu an Hamas büyük zarar yani bu yeraltı vermiş olurdu. Yeraltı tünellerinde gösterilen tünellerde sadece Kassam savaşçılarının barınması ya da mühimmatı yok. Yeraltı fabrikaları var. Buralarda hastaneler var. Hastaneleri bakın var. Ne yaptılar? Komuta kontrol bu esir takasından var. Sonra aldıkları İsrailli vatandaşları sorguladılar. En çok ne sordular biliyor musun? Tünel neredeydiniz? Ne kadar yürüdünüz? Zemininiz ıslak mıydı? Kalın bir duvar gördünüz mü? İlk çıktığınızda bakın yapmak istediklerine nasıl bir şey? Sizi yer altından çıkarttık. İlk gördüğünüz ağaç neydi? Yapay zeka kullanarak bu Gazze'nin tomografisi var elin havadan. Tomografisi var. Bununla karşılaştırma yapmaya çalışıyor. Ona rağmen bulamadılar. Bulamadı. Tabii siz yüzeyde olursanız güneşi gördüğünüz noktada, bir binayı gördüğünüz noktada ya da denizi gördüğünüz yok, noktada kerteniz şey alıp yön tayini yapabilir. Nerede Banu olduğunuzu Hanım, bilebilirsiniz. Ama yerin altına girince yön duygusunu bir süre yön sonra ve kaybedersiniz. Yön zaman duygusu kayboluyor. Değil mi? Gece mi, gündüz mü, saat kaç, sabaha karşı mı? Şimdi anlayamıyorsunuz. Atladıkları bir şey var. Şimdi Hamas, benim empatim, benim görüşüm, askeri esirlerle sivilleri ayırdı. Yani burada özel bir şey var söylemeyeyim. Özel bir şekilde sakladı. 50 civarında da hava saldırısında kendi İsrail vatandaşını vurdu. İsrail. Yani buradaki insanları vurdu. Çünkü buradan da bir şey elde. Bir bölüm sivilleri tabii tünele sokmamış. Tabii. Yani özel bir Filistinli ailelerinin yanına daha bıraktı. Şöyle. Yani aldığı asker 7 tane de ABD'li olduğu söyleniyor. Asker, istihbaratçı, Mossad'çıyı aldığını savaş esiri muamelesi ama sivillere misafir muamelesi geldi. Onlar ayrı bir şekilde ağırlandı. Ne dedi? Zaten çıkınca anlattılar. Saç kremimize kadar verdiler. Ben diyecektim. O yaşlı kadın ilaçlarımıza kadar geldiler. Bize dedi, bize kadınlar ilgilendi. Hamas'ın kadın tukayları var. Yani kadın savaşçıları da var. Özellikle o bayanlar, biz de onlar ilgilendi. Şöyle bir şey var. Kassam için söyleyeyim. Kassam'ın %80'i şehit yakını. Annesini, babasını birinci derece yakını kalmış şehit. Ve bunlar askerlikten mühendisliğe, psikoloji ve eğitimler. Çoğu yurt dışında, Mısır'da, Türkiye'de, Avrupa ülkelerinde eğitim alıyor. Yani bunlar böyle sıradan Orta Doğu'da gördüğümüz milis güçler değil. Yani Orta Doğu coğrafyasında eline silah alıp tekbir kaldıran. Yani şu yemli kapan pususu tabii, yapabilmek, %80, mevzi savunması, hocam, aktif savunma yapabilmek. %80'i ya çok ikinci bir ya da üçüncü üst seviyeler değil. Yani. Bakın %80'i Kassam için söylüyorum. Zaten belirli şartlar var. Öyle sen Kassam'a girdin diye Hamas'ın siyasi bürosunun kapısına tıklayıp böyle Kassam savaşçısı olamıyorsun. Kassam Orta Doğu'daki savaşçı grupları için çok ciddi bir sosyolojisi olan dini eğitimden tutun da psikolojik ve diye özel eğitim alıyor. Az önce söylediğiniz Gazze sorumlusu, Hamas'ın Gazze sorumlusu Yasser, ne ismini unuttum, Yasser Gazze sorumlusu İsrail cezaevinde uzun yıllar işkencede kalıyor. Kalıyor ama ne yapıyor biliyor musunuz orada? Bakın zeka budur. İbranice öğreniyor ve İsrail askerlerinin psikolojisini öğreniyor. Davranış şeyini öğreniyor. İşte o anne ve kız bırakıldı. Kızıma Gazze'nin kraliçesi gibi davranıldı. Geliyor ve ailelerle İbranice konuşuyor. Konuşuyor. Zaten bu az önceki o Golani özel kuvvetleri de yana yana onu arıyorlar. Yani o şöyle ciddi bir psikolojik... Yahya Sin var. Yahya Sin. Ben ismini... Evi orası. Yahya tabii, Sin var. Yani bir psikolojik... Yani onun evinde böyle bir yemlik kapan kususu gerçekten çok zeka zaten, ürünü bir şey. Zaten az önce Abdülkadir Hocam dedi. Şimdi 90'lı yıllarda Abdülkadir Hocam o yıllarda daha iyi hatırlar. Filistin direnişinin uluslararası sembolü neydi? Bir lastik yakılır. Sabanla çocuklar taş atardı o tanklara karşı. Bizim ajanslar herkes onu verirdi. Şimdi o sabanla taş atan çocuklar
çocuklar drone kullanıyorlar, roket atıyorlar ve insan psikolojisiyle... silah üretiyorlar. Silah üretiyorlar. Zaten İsrail'in yenildiği nokta bu. Siz ya, bu sosyolojiyi yenemezsiniz. Kapasitesini artırmışlar. Ve yani. gelen çok, bakın bu az önceki İsrail askerleri diyelim, artık çete gibi askerleri de bu savaşı sahiplenmiyorlar. Yani çok öyle yedeklerin gelmemesi, Netanyahu'yu protesto etmeleri ve... Buyurun hocam. Kassam Tugayları... ölmek için savaşıyor. Hı hı. İsrail askerler yaşamak için savaşıyor. Ha, çok doğru. İşte buyurun, az önce tabii gördük. Buyurun hadi bu motivasyonu birbiriyle karşılayın. Kim daha? Timdeki yaralanan şey arkadaşını bile... Peki çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Çatışma alanından güvenliği çekemedi. İsraillere bunu kim söyledi? İsrailleri yenemeyeceklerini. Felluce tilkisi olan James General söyledi. Geldi. Evet. Biz ben dedi, bakın artık ne dedi başınıza adam? Başınıza gelenlere katlanacaksınız adam dedi, ne dedi? Ve hayır, çekti gitti. Güzel, kendinden örnek. Biz dedim Musul'dan 9 ayda çıkamadık. Musul'dan. Hı. Orada Hamas yoktu ve tüneller yoktu. Siz intihar ediyorsunuz dedi. Bakın yani. Havadan Musul'u halı bombardıman yaptılar. Katliam yaptılar. Yüzden, 9 ayda giremediler ya Musul'a. O yüzden, ki Musul'da tüneller yoktu. Bu siyasal Musul'da ve tüneller yoktu. Onu dedi tünel ve Hamas yoktu dedi. Hı, karşımızda Hamas yoktu dedi. Ya sonuç olarak bu süreç mutlaka İsrail'de ve doğal olarak da Amerika'da siyasal ve sosyal kırılmalara sebep olacak. Başladı zaten. Yani bunu çok Biden Netanyahu gitsin diyor. Bir ay içerisinde bu gerçekleşecek. Çünkü İsrail ordusu daha fazla bu işi götüremez. Peki. Aynı bakın eğer kabul etmeyecekler olsalardı, gerçekten başarılı olduklarına inansalardı, birinci ateşkesi kabul etmezlerdi. Mecbur kaldılar. Orada da şöyle dediler, toparlanmak için yok dediler. İşte checkpointler kurmuş filan. Ya geçiniz ne checkpointi yani. Hamas her gördüğü noktayı gidip vuruyor. Ertesi gün oradakileri işte gördünüz şeyin içerisinde. Çadırların içerisinde sefa yapanlar 60 tane bir, İsrail askeri öldü yani. Abdülkadir Bey'le hocama Faruk geçmeden bir örnek unutmamak lazım. O yüzden kısaca bunlar lütfen. Çok kısa. Şimdi, askeri gerçekliklerden şimdi, kopmamak lazım. Kassam anlamak için bir örnek vereceğim. 7 Ekim'de Aksa Tufanı'nı yaptılar. Hı hı. Sonuçta bir düzenli bir ordu değil. Ama onun gibi yeteneği var. Hı hı. Bakın 7 Ekim'de ne yaptılar biliyor musunuz? Denizden amfibi operasyonu yaptılar. Hava kuvvetleri olmayan... Görüntüleri de tabii, vermeye başladılar. Hava kuvvetleri yani. Olmayan bir yapı. Hava kuvvetleri paramotörlerle ve diğer şeylerle uçar birlik operasyonu hı hı. yaptı. Yaptı. Uçar birlik hareket. Buradaki beton ve dijital bariyerleri geçip özel kuvvet operasyonu yaptı. Hı-hı. Buraları vurdu. Hı-hı. Bakın bunu bir Kassam yaptı. Karşısında da ABD destekli nükleer silah sahip İsrail ordusu var ve Mossad var. Hı-hı. Hani Mossad baskın tarzında. Buyurun, ya. Buyurun hocam. Tam evet. bir baskın tarzında bir taarruz yaptılar ve gerçekten İsrail gafil avlandı yani. Peki. Abdülkadir Bey buyurun. Ardından Faruk Erdem. Bu arada ikinci bir ateşkes, ikinci bir rehine evet, değişimi pazarlığı konuşulmaya başladı. Yok yok listeler, yani, listeler evet. konuşuluyor. Evet konuşulmaya evet. başladı. Yani o şeyler neydi onun ismi? Hani bölgeyi kontrol altına aldığını kimse iddia edemez. Belki bu akşamki telefon görüşmesinin şifreleri de yani bazı yerlerde doğru. dolaşabilir, bazı yerler girmeler yapabilir ama öyle checkpointler kurup kontrol altına aldığı bir yer yok. Hı-hı. Çok lokal yerler. Hastane etrafını sardı. Yani. El Şifa Hastanesi'nin etrafını sardı. Stratejik anlamda askeri harekatta bölge kontrolü sağlamaktan İsrail çok uzak şu an. İnanın bakın Hamas ne bir hatası olsa onu da söyleyeceğim. Hı hı. İsrail'in hatası olsa onu da biz tarafsız olarak bu işe bakıyoruz. Hı hı. Ama yani ortada bir gerçeklik var. İsrail'in ciddi bir başarısızlığı var. Görüntülerde gördük. Bir yerde fazla durduklarında vuruluyorlar. Peki. Zaten Kemal Advan Hastanesi ve El Avde Hastanesi'nin çevresini sarmaları, burayı abluk ya altına almaları, ümit, aynı zamanda hastanedeki yani, bakın, sivilleri sivil kalkan olarak kullandıkları şekilde değerlendirilmeye başlamış. Son ümididir. Çünkü direnişçiler gidip hastane çevresindeki İsrail unsurlarına pusu kuramıyor, saldıramıyor. Bakın hastanenin sonrası ne? Mezarlık. Yani siz hastaneyi de yok ederseniz o toplumun ümidini tamamen ortadan kaldırır. Dertleri bu. Peki. Ya adamlar zaten yaşarken ölmeyi kabul etmiş. Ama onu yaparken bak hastaneyi vuruyorlar. İbadethaneleri, camileri, kiliseleri vuruyorlar. Okulları vuruyorlar. Mülteci kamplarını evet. vuruyorlar, okullarını vuruyorlar. Böylece dünyadaki tüm değerleri yok ediyorlar ve meşruiyetlerini. Hani Hamas bize geldi 7 Ekim'de baskın yaptı onunla mücadele ediyoruz. Hamas eşittir işte El-Kaide, İbdace gibi her şeylerini kaybediyorlar. Peki, peki. Faruk Bey sizin de bu konudaki son sözünüzü alalım. Ben bir soru sormak istiyorum da hani tünelleri konuşurken tabii aslında biraz cevabını aldım ama bir Mossad efsanesi var ya hani hı-hı. her yerde Mossad vardır. Var. Ya da vardı. Şimdi mesela Mossad bu kadar süre içinde bu tünelleri keşfedemedi hı-hı. mi? Şimdi aslında biraz cevabını aldım. Siz dediniz ki hani kendileri bile bilmiyor giriş kendileri çıkışları. Kendileri bile bilmiyor. Yani. Hatta mesela
şöyle sektör sektör buraları gruplamışlar. Yani sadece kuzey değil. Bu kuzeyi sektöre bölmüşler. Kaç sektör olduğunu söylemeyeceğim. Sektörlere bölmüşler. Burayı da kendi içinde birkaç bölgeye bölmüşler. Her bir sektördeki sadece kendi sektörünü biliyor. Bakın. Bu Kassam savaşçısı. Yani buradaki Kassam sektördeki Kassam savaşçısı doğu sektöründeki tünelleri bilmiyor. Hocam üzüm salkımı gibi. Mesela şey aynı şekilde dışarıdan hani Güngör anlattı ya Kassam savaşçısı büyük bir testten geçiyor önce. Sonra ideolojik ve askeri eğitimden geçiyor. Girdiği andan itibaren artık başkasıyla temas etmiyor. Yukarıdakiler hiçbir sivil asla ve kesinlikle içeriye alınmıyor. Bakın, yani yukarıdakileri sorgulasanız da tünellerle ilgili bileği alamıyorsunuz. Artık toparlayacağız yavaş yavaş. Aksa tufanı için alayım. Hamas yetkilileri ne dediler? Kassam askeri kanat bizden bir kişi biliyordu dediler. Ve zamanını söylememişler. Biz bunu yapacağız. Zamanı bilmiyor. Yani askeri aklında... Siyasi kanattan bir kişi biliyor. Bir kişi biliyor. Çünkü siyasi onay almaları lazım. Hakikaten siyasi kanat sabah kalkıyor saldırı başlamış. Yani. O da neden onay almak için ve zamanını da söylememişler. Hayır ne zaman yapacaklarını da söylememişler. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Sizleri yerinize alayım. Lütfen biraz istirahat edin.